Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu kaldırması kararına ilişkin olarak gündem oluşturacak hatta hem Amerika'da hem Yunanistan'da hem de Kıbrıs Rum kesiminde gündem oluşturacak bir e, mesaj verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin olarak karşılık vereceklerini söyledi. Madem adada tırmanma istiyorsunuz gereğini yaparız dedi. Bu ne demek? Adanın kuzeyinin silahlandırılması demek. Bir de ABD'nin yıllardır bir denge politikası var. Adada Türk tarafı Rum tarafı dengesi ve Türkiye Yunanistan arasında da bir denge politikası izliyordu ABD. Şimdi bu denge politikasından iki yıldır uzaklaşmaya başladı. Ve biz ABD'yi defaatle uyardık. Ve bu son kararıyla da aslında e, denge politikasını tamamen bozduğunu, tamamen Rum yanlısı olduğunu gösteriyor ABD. Şimdi silah alabilir diyor. Şimdi ABD bir karar aldı. Rum tarafı silah alır almaz biz bugüne kadar zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerekli tedbirleri aldık. Ama bu karara ilav karardan sonra biz de ilaveten buraya e, ne gerekiyorsa takviye yapacağız. Silah anlamında ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Yani ABD'nin bu kararına biz somut adımla cevap veriyoruz. Siz bu kararı madem tırmanma istiyor istiyorsunuz adada biz de gereğini yapacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Kıbrıs Türk'ünü korumak için her türlü adım atacağız. Tabii ki hangi adımların atacağı konusunda hangi ilave silahlar gidecek veya takviye olacak bu konular teknik konular. Milli Savunma Bakanlığımız, askerlerimiz bunları da zaten değerlendiriyorlar. Bugüne kadar yaptıklarımız zaten bizim adayı koruyacak nitelikte. Ama bu ABD'nin bu kararına da bir somut adımla tepkiyi vermemiz gerekiyor. Artık başkalarının aldığı kararlara boyun eğmeyen bir Türkiye'nin olmadığını da dosta, düşmana, herkese göstermemiz gerekiyor. Evet siyasete geçiyoruz ama bir gazeteci meslektaşın yazısından da söz edeceğiz. Murat Kelkitlioğlu altılı masayla ilgili siyasetin gündemine dair önemli kulis bilgisi paylaştı. Kelkitlioğlu TV100.com'daki yazısında İyi Parti'nin adayını açıkladı. Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz Gerçekten benimle birlikte misiniz? Bir noter olma pozisyonumuz yok. O zaman yani notersek o masanın manası kalmaz. Murat Kelkitlioğlu TV100.com'daki yazısında muhalefetteki adaylık tartışmasını kaleme aldı. Kelkitlioğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun benimle birlikte misiniz mesajının ardından Meral Akşener'in bir televizyon programında söylediklerine dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu doğal olarak canına tak dedi ve benimle birlikte misiniz diye yol arkadaşlarına özellikle de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Onlar da sosyal medya üzerinden yanındayız mesajı verdi. Bu karşılıklı mesajlar sonrası Kemal Bey'in adaylığına kesin gözüyle bakılmaya başlandı. Parti içinde belki öyle ancak masa ne diyordu acaba bu adayla? çok uzun sürmedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında açıklanacak aday kazanacak bir isim olmalı diyerek Kemal Bey'in ismine sıcak bakmadığının sinyalini verdi. Akşener daha da ileri gitti. Biz masadan kalkalım HDP otursun diyerek resti çekti. Bu iki yıldır da benim söylediğim bir şey daha var. Kazanacak bir aday. Kelkitlioğlu İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlediğini yazdı ve o ismi açıkladı. Altılı masada durum böyleyken ben size aldığım çok ciddi bir kulis bilgisini aktarmak istiyorum. Şimdi sıkı durun. İyi Parti Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Bu ismi önce masaya ortak aday olarak teklif edecek. Kabul görmemesi halinde ise bu isim benim adayım diyecek. Neredeyse kesin bilgi olarak söylüyorum. İyi Parti'nin masaya getireceği isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olacak. Kitlioğlu İyi Parti'nin Mansur Yavaş hamlesi karşısında Kılıçdaroğlu'nun geri adım atmayacağının da altını çizdi. Kazanacak bir aday. Büyükşehir Belediye Başkanımız 3 yılı 31 Mart'ta dolduğu için...